Adi Özışık. Serok kavgasının galibi kim olacak? Bahçeli mi, Davutoğlu mu? Aylardır söylüyoruz. Diyarbakır anneleri PKK'nın da, yardakçılarının da sonunu getirecek. Bunu gördüler. Bugüne kadar ettikleri küfürler, hakaretler yetmezmiş gibi. Merkel'in Finosu gibi tipler şimdi de o anneleri dilencilikle suçluyor. El açmışlar Erdoğan'a dilenmişler. Oysa bu anneler dilenmiyor. 700 güne yakındır evlatlarını hem HDP'den hem de PKK'dan istiyor. Onlar çığlık attıkça evlatlar yuvaya dönüyor. Annesine babasına kavuşuyor. Devletin kararlı duruşu sayesinde. Almanya'da Merkel'in finolunu yapan Adem diye sözüm ona bir gazeteci var. Bana sallamış. Devşirme demiş. Kürtlere ihanet ettiğimi söylemiş. Kürtlere ihanet etmişim. Kendisi gibi ya da Fransa'da Macron'un köpekliğini yapan Vartolu Kodatlı, adlı özel gibi terör örgütü seviciliği yapsaydım, Kürtlere ihanet etmemiş olacaktım. Vatanımı sevdiğim için, yurt dışında kula kulluk etmediğim için, Merkel veya Macron'un köpekliğini yapmadığım için Kürtlere ihanet etmiş oluyorum öyle mi? Merkel'in finosu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır annelerinin ayağına kadar giderek onlara cesaret ve moral vermesine pek içerlemiş. Erdoğan için ta HDP'nin kapısına gitti diyor. Aklınca dalga geçiyor. Serok Erdoğan sloganının PKK'ya ait olduğunu ballandıra ballandıra anlatıyor. Bu Merkel'in finosu şöyle diyor: Diyarbakır'a gitti. Diyarbakır'ı analarının elini öptü. Dedi ki: Kusura bakmayın, biz sizin çocuklarınızı öldürüyoruz. Tek kişi kalana kadar da öldüreceğiz. O analarda aval aval baktılar ve Erdoğan'a el açtılar. Analarda suç var mı? Onları o hale getirenler utansın. Kürt analarını Erdoğan'ın iki sözüne bırakanlar utanacak bir gün. O anaların suçu yok. Onları oraya yönlendiren her kimse mutlaka vardır arkalarında birileri. İşte asıl korku bu. Aylardır söylüyoruz. Diyarbakır anneleri PKK'nın da yardakçılarının da sonunu getirecek. Bunu gördüler. Bugüne kadar ettikleri küfürler, hakaretler yetmezmiş gibi Merkel'in finosu gibi tipler şimdi de o anneleri dilencilikle suçluyor. El açmışlar Erdoğan'a dilenmişler. Oysa bu anneler dilenmiyor. 700 güne yakındır evlatlarını hem EDP'den hem de PKK'dan istiyor. Onlar çığlık attıkça evlatlar yuvaya dönüyor, annesine babasına kavuşuyor. Devletin kararlı duruşu sayesinde. Merkel'in finosu dilenci diyor ya. Diyarbakır anneleri için. Bir tane anne niye çıkıp Sayın Erdoğan bizim çocuklar niye gitti demiyor? Fino'ya göre Erdoğan Kürdistan'ın başkenti Diyarbakır'a gitmiş ve Orada gülmüş, şarkı söylemiş, şiir söylemiş. Bu tutumundan dolayı özür dilemeliymiş. Kimden? Kürtlerden tabii ki. Ey Allah'ım sen bizi Merkel'in finosunun düştüğü duruma düşürme. Kürtmüş, üzülmüş falan filan. Öyle Almanya'da finoluk yapmak kolay. Macron'un finosu Vartolu'yu da alıp gelsene Türkiye'ye. Burada da bülbül gibi şakısana. Yorsa gel. Erdoğan'ın konuşması sırasında bir grup Diyarbakır genci tıpkı Ahmet Davutoğlu için attıkları Serok Ahmet sloganını bu sefer Erdoğan'a uyarladılar. Ahmet Davutoğlu Serok sloganlarıyla karşılandığında bu ülkenin başbakanıydı. Aynı gençlik Serok Erdoğan sloganı ile Erdoğan'a seslendiler. Cumhur İttifakını bir vesileyle tekrar diline dolamak isteyen bir kesim hazır kıta bekliyordu zaten. Anında harekete geçtiler. Bahçeli çok kızacak. Serok Ahmet demişti Kürt gençleri. Bahçeli de çok kızmıştı. İşte şimdi kaçarı yok. Cumhur İttifakı bitecek. Bahçeli bunu affetmezmiş. Erdoğan'ı arayıp bu ne rezalet diyecekmiş. MHP kanadından beklemedikleri cevap geldi bile. Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek çıktı iki Serok arasındaki farkı anlatan bir yazı yazdı. Serok tartışmaları süre dursun, Gelecek Partisi hiç vakit kaybetmeden bir video hazırladı. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Serok konuşmalarıyla süslü video tartışmaları daha da alevlendirecek gibi. Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi bir başka tartışmayı da beraberinde getirdi. Erdoğan'ın Diyarbakır halkını Kürtçe selamlaması, gençlerin Serok Erdoğan sloganı. Bütün bunlar açılım sürecini hatırlattı. Herkes hala birbirine soruyor. Yeni bir açılım süreci olacak mı diye. İyi Parti bu konuda bastırıyor. Muhalif kanat Erdoğan'ın yeni bir çözüm süreci başlatacağı düşüncesinde. Meral Akşener bu konuda çok sık tekrara düştü. Görüşüyorlar dedi. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Erdoğan'ın Diyarbakır gezisinden önce bir video ile yeni bir açılma başlayacak demişti. Aynı Lütfü Türkkan, Erdoğan'ın dönüşünde ben demiştim diyerek sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ne demişti artık sanki Türkiye sürece gitti. Erdoğan'ın böyle bir niyeti olsaydı zaten Diyarbakır'da söylerdi. Çözüm sürecini HDP PKK bitirdi derdi. Bu sözlerle yeni bir sürecin olmayacağını belirlemiş oldu. Ama Lütfü Türkkan hala ben demiştim diyor. Bu arada şu Serok tartışmasının gereksiz olduğu kanaatindeyim. Serok kötü bir laf değil. Başkan demektir. Öyle olduğu içindir ki Ahmet Davutoğlu hiç gocunmadı. Serok olmaktan gurur duyduğunu söyledi söylemeye devam ediyor. Çektikleri videoda bunun göstergesi. Hem içeride birbirimize bu kadar laf söyleyeceğimize, birbirimizi betona gömmek için seferber olacağımıza, dışarıdaki finolara odaklanmamız gerekiyor. Görmüyor musunuz? Her gün havlıyorlar. Birbirimizi yemek yerine. Hoş desek ya bu finolara. <laughs>